kıskanır olmuştur esmasını Veysel. Sazı gibi her dakika yanımda ister. Ona göre sevmek tek can olmaktı. Yanımdan ayrıldığı her an kuşku içindedir Veysel. Karanlık dünyası teslim almıştır Veysel'e. Büyük sevdası kıskançlığa dönüşmüştür. Ve bunaltmıştır Veysel'in karanlık dünyası Esma'yı. Hastalıktan yatağa düşmüştür Veysel. Ve uyandığında artık Esma'sı yoktur. Yanaşmasıyla kaçmıştır Esma. Kızgındır Esma'ya Veysel. Kin doludur. Ama aşkı terk etmez yüreğini. Esma bu kaçış öyküsünü Sivrialan köyünden yetişen araştırmacı Gülah Öze şu sözlerle anlatır. Veysel çok huysuzdu. Bana geçim vermez, kıskanır dururdu. Onun huysuzluğu, gereksiz kıskançlığı beni kendisinden soğuttu. Hüseyin yakın komşumuzdu. Zaman zaman buluşurduk onunla. Veysel bunu sezinlemiş, hatta birkaç kez beni uyarmıştı. Zamanla bizim kaçacağımızı bile düşünmüş, umudunu kestiği de olmuştu. Hüseyin'le kaçtığımızda Bafra'ya ulaştık. Çeşmenin başında çoraplarımızı çıkarıp serinleyelim istedik. Çorabımın ucunda beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Elimi sokup baktığımda bize bir ay yetecek kadar para çıktı. Bunu Veysel koymuştu. Beni çok severdi. Kaçarlarsa perişan olmasın diyerek koyduğunu düşündüm hep. Kızıyla kala kalmıştır Veysel. 2 yıl kucağında gezdirir kızını. Ne çare ki o da fazla yaşamaz. Bir başına kalmıştır Veysel dünyada. Ve içine kapanmıştır.